Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. İyi kalp insanlar, hepinize günaydın. Joy Türk'te Modern Sabahlar başladı. Şahane bir çarşamba sabahında sizlerle birlikteyiz. İlerleyen dakikalarda güzel şarkılar dinleyeceğiz. Hoş konularda diyerek sizlerle sohbetler edeceğiz. Arada tabii bu işten kahkahaları bol bol duyacaksınız. Her zaman yaptığımız gibi güne başlangıç şarkısıyla başlayacağız Modern Sabahlara bu sabahta. Ve günün ilk gongunu, açılış gongunu çalmak üzere değerli sanatçımız Feridun Düzağaç bugün stüdyomuzda. Feridun Bey hoş geldiniz. Gözlükler yeni galiba. Feridun Bey bir enteresanlık yapalım isterseniz. Gonga bugün bagetisiz vurun ama tersten vurun, bir hoşluk olsun. Bol bol işten kahkaha dinleyeceğinizi söylemiştik sevgili dinleyiciler programımıza. O kahkahalarımıza gönül isterdi ki Feridun Düzağaç da katılsın. Evet, Feridun Düzağaç'tan şimdi açılış gongunu dinliyoruz. Ardından da güne başlangıç şarkısıyla başlıyoruz. Buyursunlar. Günaydın, günaydın, yataklarınızdan kalkın, neşeyle kahkahayla yepyeni bir güne başlayın. Modern Sabahlar. Hesabı. İyi kalp insanlar, hepinize günaydın. Bu şarkıya yankılarıyla eşlik eden Oktay Demirci'ye de hoş geldiniz diyoruz stüdyomuza. Hoş hesabı. Hoş bulduk. Yeter. Günaydın. Oktay Simge Demirci diye geçer. Yankı dedin ya, oradan ben bir şey yaptım. Yankı deyince. Sevgili dinleyiciler. Sen bunu anlamadın mı ya? Nasıl böyle bakıyor sevgili dinleyiciler yüzüme. Oktay Simge. Yüzüme. Sen de dedin bayramdan beri at. Duymuyorum falan evet, ya. Evet duymuyorum vallahi, ne oldu yani, bir şey mi oldu, bir kıskanan mı oldu, bir aldılar mı atların kadrosu mu gitti, yoksa onlar da mı tatile gitti, ne diyorsun Ege? Dikkat ettiyseniz ilk dakikalarda ama yeterli. Sen istediğin kadar espri yapıyorsun, at da istediği gibi özgürce koşacak, bunlar çiftlik doğru değil, serbest kesen at. Kimsenin özgürlüğüne de karışacak değiliz bu yaştan sonra. Dikkat ettiyseniz sevgili dinleyiciler, programın ilk dakikalarında keyifli kahkahalarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Bu arada ben bir şey fark ettim. Neyi? Atlara karşı direnmenin tek yolu keyifli kahkaha atmak. İçten bir kahkahayla atları bastırabilirsin. Ataman ki. Ataman termik santrali. Ne? At bakayım kahkaha. Bak bastırıyorsun. Evet. Hakikaten ha. Sanki atlar benim keyifli kahkahalarımı eşlik ediyormuş gibi. Doğru mu? At gibi gülüyorsun gibi bir şey oluyor dinleyicilerimizin gözünde. Yok yapmayacağım. Aklıma değişik şeyler geliyor, yeterli. Buyurun o zaman. Hava saat... durumu vermiyorsun kaç gündür Oktay, yatıştasın. Ne yapayım abi, karnaval haber mükemmel veriyor hava durumunu. Ben kendimi biraz dışlanmış hissediyorum. Belki seni karnaval haberi aldırırız, istemez misin? Ya aslında çok iyi olur biliyor musun? Nasıl para kazanıyorlar biliyor musun karnaval esas haber? Esas karnaval haber diyorlar. Yani ne para kazanıyorlar, ne yapıyorlar onları bilmiyoruz. Korkunç paralar kazanıyorlar. Ama... her haberden 1000 lira alıyorlar. Mesela şimdi sabah kaç tane haber verdi bilmiyorum. Dikkat ettiyseniz bu konuyu daha önce haftalardır düşündüğümüz belli. Çünkü orada bir sessizlik oldu. O 700, sırada Ege... 750 bin gibi bir şey. Ege orada tarifeyi belirledi. Dikkat etmişsinizdir sevgili dinleyiciler. Her haberden 3-5 saniye sessizlik. Oktay, günde kaç tane haber okunuyor? Sen öyle düşün. Her haberden dediğim her bültenden değil. Abi ben sana verdiği bir şey her haberden. Bak, mesela şimdi sana... hava durumu fix. Zaten ondan bir tane alıyor da ondan önce yol durumu ne oluyor? Ondan sonra işte Türkiye'de gelişme oldu. Yani bir gelişme olmasa da uyduruyor. 1000 lirasını tak cebine ben koyuyor. Ben sana bir şey söyleyeyim abi. Aha. İstanbul'da kaç İstanbul nüfusu? Korkunç rakamlar. 20 diyelim, tamam mı? 20-25 diyelim. 20-25 kişi diyelim. Herkes bir çay içse, herkes gelen geçen bir doğru çay içse kaç çay olur abi? Sen konuyu değiştirme. Yo, ben aynı konudan bahsediyorum. Karnaval yani habere geçme hakikaten çok mantıklı yani. Her verdiği haber Türkiye'den gelişme 1000 lira cepte. Avrupa'da şöyle oldu. Ben mesela dinledim Avrupa'da haberleri. İngiltere'de yeni başbakan geliyor. Hop 1000 lira. Ki yurt dışı haberlerinde euro olarak geliyor bu haber. Hadi canım, öyle mi? Tabii canım. İngiltere haber verdi. 1000 ne olabilir? Pound. Var mı tanıdık, var mı şöyle? Var. Mesela Obama'nın haberlerde tanıdık gitti var mı demiyorum. Karnaval haberine girmek için tanıdık var mı? Aa, buluruz ya. He?
Buluruz tabii şu. Şimdi bugün karnaval haberde haber ama sen biraz kendini göstermen lazım yani. Ne kadar para kazandığını aşağı yukarı konuştuk. Canlı yayında konuştuk üstelik. Önümüzdeki günlerde karnaval medya grubunda kimin ne kadar para kazandığını uzun uzun konuşacağız. Ve açıkladığımıza inanarak konuşacağız sevgili dinleyiciler. Ama bugün hava durumunu ben müsaade edersen vereyim. Özet olarak hızlı hızlı. Ankara, İstanbul, İzmir. Kavrulacağız. Perşembe demiştin kavrulma. Kavrulacağız. Bugünden itibaren başlıyor işte kavrulmaya. Ben bugün son hava diye gömlekle geldim. Gelmeyeydin. Seni dinledim. Senin ben karnaval şey haberi geçmen zor. Ben öyle bir şey söylemedim. Perşembeden sonra yanacağız demiştin sen. Ben öyle bir şey söyledim. Çıkar. Çıkar istersen kayıtları. Podcastleri. Kayıtları çıkar şu anda. Var mı orada şey kayıtları? Ben o zaman bu kayıtları çıkarıyorum. Çıkar abi. Çat 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 masaya koyuyorum. Tamam başlat dinlet abi o dosyayı bakalım ne demişim. Ne yapmamı istiyorsun şu anda? Abi orada dosya var ya orada. Masaya çıkardım koydum al istersen. Tamam. Orada. Hava sıcaklıkları ben zamanında şunu demiştim. Çarşamba gününden itibaren demiştim kavrulacağız demiştim. Bugün çarşamba olduğuna göre kaba bir hesapla ne? Yurt genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye başlıyor bugünden itibaren hava sıcaklıkları. Hafta sonuna kadar bazı illerde mesela Ankara'da 40 dereceye kadar yükselecek hava sıcaklığı. Bugün? Tabii bugün değil hafta sonuna kadar. Ha, bir yerde tamam, görecek. Ben gömlekle gelmekte çok büyük hata etmedim. Bana sen bugün mü, bugün ne Oktay diye soruyorsan bugün 35 derece en yüksek. 35-36 derece az bulutlu bir açık bir hava. Ama o gömlek yine terlersin iz yapar koltuk altın. Buradan dinleyicilerimizin içini bulandırmak istemem ama ben de öyle yanlış gömlek olmaz. Giymişsin yani. Bakımlı adamla öyle şey olmaz. Yo bakımla alakası yok. Terletir o gömlek. Ben terletmez. İncecik tiril tiril bak. Ege terlediğin an bak saat 10'a kadar ben terleyeceğini... Ben burada şey yapıyorum bak bakıyorum şu anda da gömleğine fotoğrafını çeker gönderirim bak dinleyicilerimize. Ben de öyle büyük bir şeylerden konuşma. Hiç korkum yok. Büyük konuşma bakın, terlemek her insanın başına gelebilir. Terlemek her insanın hakkı ama kontrol etmen lazım. Ankara 40 derece dinleyiciler hafta sonuna kadar İstanbul'da 34, 35, 36 dereceye kadar yükseliyor. Hava sıcaklığı öyle normal değil mi esas ne? Esas güzel nem, İzmir'imiz nedir? Nemin diyarı. Esas nem lafını bana ettirdin Ege. Programın ilk dakikalarında 36 dereceye kadar yükseliyor ama İzmir'de 38 dereceye kadar yükselecek dediğim o kavrulma döneminde Konya'da 40, Adana'da 36, Amasya'da 42, Malatya'da 39, Diyarbakır'da 42, 43 derecelere kadar yükselecek hava İzmir'in sıcaklığı. İzmir'in sıcaklığı der diyor ki hop Kuşadası kaçar tak. Bodrum'a kaçar, tak Çeşme'ye kaçar. Buna da sıcaklık derdi yok diye tanımlıyorsunuz. Yani bir yere gitme olasılığı olan şehirlerde sıcaklık derdimiz bir bulunmamaktadır saat. Sevgili dinleyiciler. Bugün itibariyle Şanlıurfa'da mesela 41 derece olacak hava sıcaklığı. Bu bahsettiğim hop, az önce verdiğim 40 derece, 42 derece, 40 derece, 42 derece hava sıcaklıkları hafta sonuna kadar olan süreçte. Yani hani diyorlardı ya yazın en sıcak 3 günü, 4 gününü yaşayacağız bu önümüzdeki hafta diye geçen haftadan itibaren uzmanlar bas bas bağırmıştı. İşte o günlere geldik çatlak. Bağırmasınlar. Aman dikkat diyoruz. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyoruz ve gündeme dönüyoruz. Fışt. Vallahi gündem mündem değil. Bu saatte ne konuşacağız? Spor konuşacağız tabii ki. Güne başlangıç şarkısını sen söylüyorsun. E peki ya spor? Peki ya spor? Spor yapmasın mı sevgili? Benim en güzel sporum o şarkıyı söylemek. Şarkı danslı danslı yapıyorum. Hayır, güne başlangıç şarkımız var. Güne başlangıç anonslarımız var. Değil mi? Bir günaydınımız var. Bunlar hep şey ama peki ya spor? Spor efendim spor yorucu. Spor yapınca ben efendim terliyorum. Yok efendim yoruluyorum. Yok efendim üşeniyorum falan. Hiç gerek yok. Bundan sonra öyle bir şey söylendi ki İngiltere'de Michael Mosley denen bir adam. Oturduğun yerden yapacaksın dedi. Vallahi doğru. Hadi ya. Helal olsun Ege. Düşünerek kas yapın diye kendisi bir televizyon programcısı Michael Bay. Michael Bay. Benim düşünerek kas yapabildiğim tek bir şey var. O da sabah programda konuşulacak bir şey değil yani. Düşünce gücüyle diye yapabildin. Düşünce gücüyle kas yapabildin. O da ama şey kas değil mi? Geçici. Yani geçici kas. Çok kalıcı değil. Çok kaldığı zaman sıkıntı yapıyor. Zaten aslında yani geçici kas deyince kasların hepsi geçici olabilir. Yani eğer kullanmazsan mesela yani bir kasını. Mesela ben kas, bayağı bodybuilder'ciydim lisede. İşte o yani eğer kullanmazsan o ne oldu? Bodybuilder yaptığın günlerin o kaslarına veda etmek durumunda kaldı ama bu daha kısa süreli galiba değil mi bahsettiğin şey?
Evet. Yayında konuşulamayacak kısa şimdi. Kısa süreli dediğiniz de yine. Kusura bakma senin de havanı bozmak istemem yani tabii ki yani. Hani daha uzun. Kalıcı değil demeyelim. Ha kalıcı değil evet. Evet. Ama hiçbir kas kalıcı değil yani o kadar da moralini bozmasan. Yani mesela yani şimdi sen gitsen böyle bir spor salonunda. Ama kalıbını aldırsan mesela. bir çalışsan bir şey yapsan falan filan onlar o da gider yani eğer çalışmadın an ne olur kas söner bırakır çalışmayan kendine. Kas söner doğru güzel bence bu sabahtan altı çizilecek cümlemiz bu olsun ama yani şimdi programda içerik şey yapmış olmayalım çalmış olmayalım Michael Bay'in içeriğini ama bir kez... Hollywood yazısım hayır değil Michael Mosley İngiltere'de dediğim gibi televizyon programcısı programının adı şu bana güven ben doktorum. Programının şeyi bu, başlığı bu. Öncelikle diye oradan mi bitiyor program? Öyle mi başlıyor ya da? Bana güven ben doktorum başladı. Hayır şşş değil. diye kulağına üflüyormuş. Ben hiç güvenmem. Tam sahte doktor şey değil mi ya? Bu lafı değil mi ya? Bana güven ben o doktorum. O iş bende diye program mı oldu ya? Gerçi güven vermek isteyen doktorun ettiği bir laf da olabilir ama ben ne zamandır böyle bir şey duymuyorum ama İngiltere'de televizyon programının adı buymuş ve şu konuşulmuş en son daha doğrusu şu ortaya konmuş sinir bilimcilerden oluşan bir ekiple bilim insanlarıyla beraber demiş ki bu adam egzersiz yapmak öyle hareketle olacak bir şey değil demiş. Daha doğrusu illa hareket etmene gerek yok demiş. 15 dakika boyunca bacaklarıyla egzersiz makinesini iteceklerini düşünmelerini istemiş. Programına konuk ettiği şeylerden. O zaman 300 kilo kaldıracağımı düşüneyim ben. Ve %20 kasların geliştiği ortaya konmuş. Yani şöyle biraz karışık anlattım. Kaç dakika konuşmuşlardı? Zihinsel yapıyorsun tamamen. Yani geçiyorsun şeyin başına. Hatta makine de yok burada ya bir dakika. O egzersiz makinesi de yok. Gözünü kapatıyorsun. Tamam makineyi mı? Düşünüyorsun. Makineyi düşünüyorsun ve bacağınla ittiğini düşünüyorsun. Ben kası da öyle yapıyorum işte. Bahsettiğim ya düşünerek kendi kasımı kaldırıyorum, kuvvetlendiriyorum falan. Evet. Orada mesela ortada ne makine var, ne bir şey var, ne başkası var. Senin şey yaptın. Yoksun ba gibi. Orada mesela birisi. Ben de yani 15 dakika o adamı duvardan duvara vurduğumu düşünüyorum mesela. Yani %20 mi diye sorunca şimdi dinleyicilerimiz hani ha Ege bunu zaten yapmış ve kendi kasını güçlendiriyor. Oktay da bunu görmüş. Yani o yüzden soruyor gibi bir anlam çıkmasın. Öyle değil. %20 bu İngiltere'de yapılan şeyin sonucu %20'ymiş. %20 kaslarda bir gelişme oluyormuş. Bir zımbalanma oluyormuş. Bir kas kendi kendine bir şey yaptığını mı zannediyor? Güç geliyormuş. Yani mesela baldır. Baldır neyden tatlıdır? Atlar anlıyor artık esprileri. Dinleyicilerimizin de anladığını düşünüyorum. Araştırmacılar baldırların ortalama %8 bu yol, half mı? Bu yolla kuvvetlendiğini tespit etmişler. Yani spor yapmıyorsunuz sevgili dinleyiciler. Ne yapıyorsunuz? Tamamen düşünerek spor yaptığınızı düşünerek. Benim sporu düşünecek vaktim de yok Oktay. Nasıl? Senin neye vaktin var Ege? Yani spora vaktim yok. Sporu yani işte oturup da bir 15 dakika bisiklet yaptığımı, efendim ağırlık kaldırdığımı falan düşünecek bir durumum da yok. O yüzden yapamıyorum yani. Yoksa en güzel sporu ben yaparım. Vallahi ister o zaman ya, ben bir ay boyunca yapma. Avrupa Şampiyonası'nı izlerken bayağı bir kas yaptım. Niye orada sen? Şöyle vuracaktım. Aslında ben olsam orada şuradan koşardım falan filan diyerek bayağı bir şey oldu. Öyle değil. Tamamen ayağına bacağına konsantre olacaksın ve o hareketi yaptığını düşünerek yapacaksın. Mesela şunu da açıklamış sahte doktor. Tabii yani sahte doktor gibi görünen bu adam Michael Mosley demiş ki zihin egzersizi daha fazla kas oluşturmaya yaramıyor. Sadece var olan kasları daha iyi kullanmanı sağlıyor. Yani tam da senin palavrasından bir adım geri atmış yani. Tam da senin verdiğin örneği aslında üzerine basa basa şey yapmış. Ama tabii yani denemesi bunun ne? Denemesi beleş. Bedava. O yüzden de herkes deneyebilir sevgili. O zaman şimdiki şarkı sırasında hepimiz bir şeyler yapalım. Sen ne yapacaksın? Hareketli bir şarkı mı? Hareket etmeye şey veren, teşvik eden bir şarkı mı? Aslında tam anlamıyla tam tersi bir şarkı. Ne şarkı? Hangisi? Griffin'den Beni Boş Yere Yorma. Beni Boş Yere Yorma tamam işte. En güzel spor şarkısı. En güzel spor şarkısı tabii canım. Yani oturduğun yerden sporunu yap. Beni boş boşuna yorma. Sen içeriye bakma ya. Sen orada ritim sırasında şey yapabilir misin? Sen ona bak. Ritmi de artık herkes kendi kafasına göre. Bir başlat bakayım şarkı. Bir başlat. Tamam işte yavaş yavaş bisiklete binmeyi düşünüyorum ben şu anda. Kaç dakika bu şarkı? Ben 300 basıyorum şu an. Tamam ben şarkı boyunca bisiklete bineceğim.
Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Çünkü öyle böyle bir dakikada değiliz. 7.52'deyiz şu anda. Yani saat bitti desen bitmemiş. Yeni başlıyor desen hayır. Bitmek üzere. En kritik dakikalarındayız ama yani. Ama bitti desen bitmemiş. Derler ki hayır efendim bitmedi derler. Ve sonuna kadar da haklı olurlar. Doğru. 13 Temmuz 2016 Çarşamba. Aman günü, ayı, yılı şaşırmayın sevgili dinleyiciler. Hafızın Allah, çok kötü olaylar başa gelebilir. 7.52 olmuş dedik saatimizi. Ama şimdi bir geçen pazartesi günü, 2 gün önce programımızda uzun uzun Pokemon Go konusu konuşuldu ya, oyunla ilgili. Hı-hı. Şimdi yani o zaman da konuştuk biz. Böyle birileri bize böyle bir... Ya sıkıldık artık Pokemon demeyin, 2016 oldu saat canım. Falan filan. Pokemon Go'dan bahsediyoruz, Pokemon'dan bahsetmiyoruz ki. Gerçekten öyle, Pokemon Go'dan bahsediyoruz ve yeni açıldı konu. Pazartesi gününden daha yoğun konuşuluyor şu anda, sadece ülke gündeminde değil dünya gündemine de düştü. Çünkü tehlikesi var. Yani artık çeşitli yerlerden uyarılar geliyor. Oyunun tehlikesi var. Oyunu oynayarak dolaşanlar oraya buraya çarpmış falan filan. İnsanlar hırsızlar tabii. Bir yerlere tuzak kurmuş, onlar mı? Tabii. Yani artık resmi kanallardan uyarılar da geliyor. Bunu da yayınımızda bunların bir kısmı gerizekalıları her zaman uyarmak gerektiğini gösteriyor. Yani tam değil mi? Öyle gerizekalı demeyelim. Ha, şimdi yürürken telefona bakan adam kafasını da vurur, ayağını da vurur. Bunun için uyarıya gerek yok. Bunun için belli bir yaşa gelmiş, sağa sola birkaç defa çarpmış olmak yeterli. Yani işte artık bilemiyorum, oyuna delicesine tutkuyla bağlanmak böyle şeylere yol açıyor. O yüzden oynarsınız oynamazsınız, o sizin bileceğiniz iş. Ve fakat aklı başında oynayın. Lütfen bunlara dikkat edin. Mesela yani gerçi Türkiye'de henüz oyun yasal olarak, daha doğrusu zaten şu anda yani iki tane Pokemon peşinde koşuyorsun ve yasa dışı mı yapıyorsun? Yasa dışı mı bu bilmiyorum ama yani Türkiye'de yok. Amerika, yani Yeni Zelanda ve Avustralya'da bu oyun oynanabiliyor ama Türkiye'de de oynanıyor. Tabii ki Türkiye'de de belli ama falan, yasa dışı falanlar filanlar yapılarak, telefona bir şeyler indirilerek falan filan yapılabiliyor, oynanabiliyor. O yüzden de yurt dışından bu işte Amerika, Yeni Zelanda, işte Avustralya'dan böyle uyarılar var. Mesela Amerika'da polis Virginia eyaletinde çok sayıda bu oyun yüzünden çok sayıda özel mülke izinsiz giriş ihbarı aldıklarını belirterek bir kere daha hatırlatırız ki bu bir suçtur efendim. Oyun da olsa özel mülke giriş bir suçtur diye bir uyarı doğru yapmış. Çünkü almak zorunda polis onu. Yani özel mülke izinsiz giren veya izin alma şeyinde bulunan, cüretinde bulunan, ben evinize girebilir miyim falan diye alabilir. Polis alabilir. Onu söylemiyor. Mesela Pokemon koşuyordu. Sen neden girdin buraya? Cinayetten. Sen? Pokemon orada vardı. Pokemon'a gittim. Gerçekten senin söylediğin gibi yine Amerika'da gelen bir uyarı, Amerika'dan gelen bir uyarı silahlı soygunda kullanılmış. Mesela yem bıraktıkları Pokemon'u yakalamaya gelenlere gasp etmeye çalışan 4 kişi tutuklanmış. Öyle Pokemon'u rehin alıp şey yapmıyorlardı canım. Pokemon bulunan bir yerde sotaya yatıyorlardı, orada bekliyorlardı. Hayır canım, yemleme diye bir şey varmış. Yani herhalde topladığın Pokemon'u bir yere koyabiliyorsun da yemliyorsun. Ha, öyle bir şey yapıyorsun. Herhalde bilmiyoruz ki biz de. Gerçi o adamın başına gelebilecek en basit şeylerden bir tanesi herhalde soygun. Soygunla geçiştirdiyse ne mutlu ona. Yoksa onu daha neden yapar. O da Pokemon vermiş, gidelim falan diye. Vallahi daha kötü niyetli bir adam. Oho, yemler onu Pokemon'a çevirir yani. Hatta yani şöyle şeyler de söylemişler, bilmiyorum bu yani gerçek mi ama gazeteden okuyorum. Çünkü gazetenin ön sayfasında Sibel Kekilli'den artık daha sevişmem diye bir açıklama geldiğini görüyorum. O yüzden Pokemon Go ile ilgili olan kısma da şüpheyle yaklaşıyorum. Ama şöyle demiş bu oyunla ilgili. Akıllı telefona indirenler oyunu Gmail hesapları üzerinden oynayabiliyor. Farkında olmadan Google hesaplarına da erişim sağlamasına izin veriyor. O yüzden paracıkların da gidebilir değil mi? Maillerine ulaşabiliyor demektir diye böyle bir uyarı da yapmış. Neyse, Türkiye'de ise şu oluyor bu oyunla ilgili, onu da söyleyelim. Ondan sonra veda edelim bu saatimize. En son Bodrum Belediyesi Pokemon Go ya şey yaptı, gündemini aldı. Nasıl gündemini aldı? Twitter hesabından Bodrum Belediyesi sahildeki, plajdaki Pokemon'ların fotoğrafını paylaşıp herkes arayıp da bulamadığı Pokemon'lar Bodrum'da eğlenirken görüntülendi diyerek herkesi... Aa, Pokemon'ların bikini fotoğrafları mı çıktı?
Bikinili mi bilmiyorum ya. Büyütemiyorum çıplak, çünkü. Gazete donsuz olduğu dolaşıyor için. Değil mi Pokemon'lar genelde? Tabii donsuz. Donsuz ama donsuz dolaşan Pokemon'lar da var. Donlu da vardır. Yürütmeye gerek yok. Pokemon'dur sonuçta. Onu topunun içine koyacaksın. Bu arada şu aralar bir aramızda dalgınlık var. Çıplak fotoğraflarını çekmediğim için. Ama Şenol Günbayrak Pokemon'lu ilk şarkıyı yazdı bizim bildiğimiz kadarıyla. Hadi ya. Hakikaten hazır gündeme gelmişken bir kez daha o Pokemon'lu Pikachu'lu şarkıyı dinleyelim istersen. Hangi şarkısıydı o? Excuse me. Modern Sabahlar. Yepyeni bir saatin başından hepinize bir kez daha günaydın sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar devam ediyor. Oktay Demirci ile birlikte stüdyomuzdayız. Mikrofonumuzun başındayız. Ekmeğimizin peşindeyiz. Yepyeni bir saat mi? Yes yeni bir saat mi? Diyerek... Bu saatin ilk tadını kaçırdım. Bu saatin tadını kaçıracak ilk lafımı etmiş olayım. Günaydın sevgili dinleyiciler. Saat 8.14. Herkes saatlerini lütfen bu şeye göre ayarlasın. Saatini ayarlayan yok artık değil mi Ege? Herkes cep telefonundan bakıyor. Telefonlar yok canım, saati olan var. Saat kontrol telefondan eden var. Telefondan ayarlıyor canım. Televizyondan, radyodan saat ayarlayan kalmamış. Ay, saat ayarlama teknolojisi var mı? Onu diyorum. Yani böyle enstitüsü yok. Enstitüsünün olmadığını biliyoruz evet de. Böyle sallandık sıra kendi kendine kuran saatler var. Ama ben kimsenin böyle bir saatini böyle bir fik ayarladığını görmedim yani. Tabii ki ilk saatçi dükkanından çıkan. Şeyleri dinleyicilerimizi tenzih ederek söylüyorum. Korkunç hikayelerden bahsediyorsun. Takip etmekte zorlanayım. Uzun zamandır hayatındaki eksikliklerden bahseden Oktay Demirci'yi dinlediniz. Uzun zamandır saatini ayarlayan, insan görmeyen ya ben çok bir Türk gencinin gözyaşları. Ben çok özeniyorum saat takmaya da ondan sen anlamıyorsun beni abi. Beni anlamıyorsun. Sünnet ol. Fahir gelsin de ona olduk. Takmadılar bilmem kaç sene önce olduk. Takıldı. İşte onu tak. Ya şimdi yeni saat için illa sünnetten sünnete diye bir şey yok. Neyse ben atlasın sünnetini bekleyeceğim o zaman. Belki o sırada bana hani Fahir'i takarlar. Fahir'in onu atlasın ya, sünnetini bekleyeyim. Bir boş umut olsun bende. Birisi atlasa takarken arada sen de göster. Ben de efendim zamanında olmuştum diye. Göster dediğin bileğimi göster anlamında değil mi? Yani tabii canım, saatim çıkar, yok diye. Çıkar bileğini masaya koy. Bakın efendim. Saçma sapan konuşma lütfen. Lütfen. Lütfen diyorum. Saat istiyorum. Çünkü atlastan dedim. Rol çalmayacak kadar akıllı ve olgun olduğumu bilmen lazım. O anlamda saçma sapan diyorum. Şimdi başka bir saçma sapan bir gelişme oldu. Ne olmuş? Biliyorsun haber bültenlerinde de gazetelerde de var bugün. Bir tarihi eser kaçakçılığı. Buna bir bakacağız. Şöyle hızlıca bir bakalım istersen. Tarihi eser kaçakçılığını şeyde yapmıyorlar değil mi o? Ne? Yani kaçırılan şeye göre de. Hani mesela uyuşturucu kaçakçıları yutarak midesinde falan şey yapıyor ya. Bir şekilde uyuşturucu. Yutarak dediğin aslında söyleyemediğin bir şeyi başka bir şekilde söylüyorsun değil mi? Yutarak bir şekilde dediğin o. Hani içinde taşıyor. Hı hı. Sokarak yutarak, nasıl yapıyor onu bilmiyoruz. Saklayarak da. Mesela çantaya sokarak. Tarihi eserde de mesela öyle bir şey yok. Çünkü ya sütun başı, koç başı bir şeyler şey yapıyorlar. Biraz büyük yani ya. Sikke olsa mesela onu o taşınır da onu da sikkeye de yutmak şey olur. Ne yapıyorsun? Yani tarihi eser. Sikke yutuyor. Tarihi eser dediğim zaman. Canın sikke demek istiyor değil mi Ege? Tabii. Yani ben sana ne diyeyim ya. Yok ya sikke kaçakçılığı değil bu. Sikke kaçakçılığı değil ama tarihi eserde de öyle. Nereden? Türkiye'den mi kaçırıyorlar? Mesela yani bir gözyaşı şeyi. Şişesi. Nasıl şey yapacaksın? Tamam. Belli şişe mi? Gözyaşı şişesi. Gözyaşı şişesi dediğin soda şişesi kadar bir şey bu. Hayır. Onu kaçırırlar canım. Ağız kısmı soda şişesi kadar ama sonra ne oluyor gözyaşı şişesinin özelliği? Genişliyor. Testi gibi genişler. Testi nasıl çok mu ağlanıyormuş zamanında ya? Öyle zamanda öyle göz ağlanır. Gözyaşı şişesi dediğin gözyaşlarını biriktirdikleri bir şey mi? Ya benim bildiğim kadarıyla sembolik olarak benim bildiğim hayır öyle kullanıldığı da rivayet olunuyor bildiğim kadarıyla. Ama böyle şey gibi gözünün önüne geldi mi? Böyle testi gibi ama böyle kendi başına bir yerde durmuyor sevgili dinleyiciler. Yani böyle bir yere dayanmak amfora lazım gibi bir şey gibi. Amfora gibi yok. Gibi evet. Ama aynı zamanda böyle ters tarafından da şey yapıyorsun. Şişe de mi göz şeklinde? Gözyaşı şeklinde. Yok hayır canım. Gözyaşı. Ha evet böyle bir damla gibi de olabiliyor bazıları da öyle bildiğim kadarıyla. Pek çok gözyaşı şişesi ve amfora bu kaçakçılığımızın mevzusu. Şimdi gelelim. Bu amforayı alabilir misin?
bunu alabilecek adam yok falan diye uzun uzun kaçakçılar tartışmıştır. Kaçakçılar ne pis adamlar ya. Pis adamlar, yakalanmışlar zaten. Tarihimizi elimizden çalıyorlar aslında, her şeyi bir tarafa. Ben sana şöyle anlatayım, daha da pisliklerini anlatacağım. Burada gün yüzüne çıkarmak istiyorum. Daha doğrusu polis, emniyet mensupları ortaya çıkarmış da şöyle olmuş olay. Efes bölgesinde yasa dışı mezar kazanlardan edindikleri tarihi eserleri İstanbul'da satmaya çalıştıklarını. Defineci bunlar büyük ihtimalle. Hayır, defineci değil. Definecilerden almış bunlar. Bunlar müteahhit. Müteahhit mi? Evet. Bunlar dedim de iki kişi. Yok mu bir arsa ya? 3+1 bir şeyler yapsınlar yani öyle. Müteahhitleri de yani zan altında bırakıyorlar ama bu iki kişinin yaptığı iş ya da yaptığımız iş diye savundukları şey müteahhitlik. Yani yoksa müteahhit olmalarıyla falan bir şey yok da pis herifler. Yani mesela şey de demişler, İzmirli iki müteahhit diye. İzmirli olmalarıyla alakaları yok efendim, alakası yok. Bu adamlar pis İzmir'den adamlar. İzmir'den öyle müteahhit çıkmaz Oktay. Lütfen. Yani işte, ben de bir İzmirli olarak burada müdahale etmek zorundayım. Yani müdahale et de doğru müdahale et. Demek ki çıkıyor ama yani İzmirli olmalarıyla pis adamlar olmasının alakası yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Şöyle demiş, polis şimdi alıcı kılığında gitmiş. Hı-hı. Ki pis adamın yanına, pis herifin yanına. Birader amfora var mı diye mi gidiyorlar? Amfora var mı veya gözyaşı şişesi tipi bir şey var mı falan filan diye böyle şey yapmışlar. Ondan sonra var falan görmek istemiş polis. Yani polis dediğim müşteri kılığında olan polis bir şekilde artık hakikaten Oscar'lık performans sergileyerek ikna etmişler ve tamam getirelim o zaman deyince getirmişler. Bunlar çantaları, şeyleri, sergileri açtıktan sonra laps diye bir yakala. Ondan sonra neyse, sorgulama sırasında da şöyle bir ifade. Efendim biz müteahhitiz. Sadece amfora ve gözyaşı şişesi değil, aslında 2000 yıllık paha biçilemeyen bir Afrodit heykeli var. Onunla haber oluyor bu tarihi eser kaçakçılığı. Büyük bir heykel. Yani ne kadar, çok büyük değil ya. Yani çok mesela yutarak taşınacak kadar yani mı? Yani telefondan biraz daha büyük. Önde yurt dışına da kaçırabilirdi adam onu yutarak. Tabii yutarak kaçırabilirdi ama işte 2000 yıllık. Bize de bir meşgale oluyor yurt dışından yurt dışına. Herhalde 2000 yıllık Afrodit heykeli olunca yutmaya kıyamadı anladığım kadarıyla. 2000 yıllık Afrodit heykeli biraz şey ya. Ne? Yeni. Ya, vallahi paha biçilemiyormuş Ege, sen istersen 10 lira verip almaya çalış. Bana eğer bayağı pahalı şey geldi yani. 7 tane gözle şişesi, 2 şarap kabı, 2 küp ve bir prensese mezar hediyesi olarak yollanan cam levha olduğunu belirterek toplam 13 parça eser karşılığı 1 milyon lira talep etmişler. Ondan sonra, az işte bak dediğim gibi. Neyse yakalanmış bu adamlar. Yakalandıktan sonra da sorgu sırasında şöyle demişler. Siz nereden buldunuz bunları falan demişler. Kat karşılığı aldık biz bunları demişler. İşte müteahhit adam, çünkü sonuçta müteahhitin kafası kat karşılığı çalışır. Kat karşılığı demişler. Yani biz bu adamlara, bu definecilere ev verdik. Ev karşılığında da bu paha biçilemeyen tarihi eserlerden oluşan bu 13 parçalık kaçırdığımız, kaçakçılığını yaptığımız şeyi, çaldığımız şeyi size satmaya çalışıyoruz diyerek kat karşılığının ne kadar kimlerin eline düştüğünü maalesef gösteren bir haber. Aman dikkat diyoruz sevgili dinleyiciler. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 8.34 oldu saatimiz, kritik dakikalar içindeyiz. Oktay Demirci ile birlikteyiz. Buyursunlar. Ya sana ne zamandır şeyi soracağım Ege. Sinev'de kedi, çiçi. Ne yapıyorsunuz siz? İyiyiz valla. Baş başa kaldınız. Sorduğun için teşekkür ederim. Sorsam tavırıyorum, sormasam tavırıyorum. Yani ne yaptınız? Baş başa kaldınız. Baş başa kaldık, hakikaten güzel oldu ya. Bana bir mesafesi vardı. Isındınız mı biraz birbirinize? Her gece benim yanımda. Kucağımda falan, böyle yerlere yatmalar. Tabii seven kalmadığı için evde çocuklar falan yok. Bütün sevgiyi benden bekliyor. Ve sen de anladığım kadarıyla bu cümlelerinden sevmiyorsun. O yüzden de her gece senin başına geliyor. Ayak baş parmağıyla sevgimi gösteriyorum. Ne kadar yani hayvan sevgisi dolu bir insansın gerçekten. Yani hem hani, Fahir'in hem benim kedimiz var. Sonuçta kediniz var. Çok güzel ama yani bir aranızda bir şey olmadı yani, değil mi? Bir gerilim, bir şey olmadı yani. Ne olacak diyorum kediyle? Bir gerilim olsa basar tekmeyi uçar. Lütfen biraz düzgün konuşur musun? Fahir'in de benim de kedimiz var. Sanki bunu yapan bir adammış gibi. Kedinin gerilimden bir şey yapmam ya. Daha yani bugün sipariş verdim. Eve kargo bekliyorum. Mamalarını efendim, kumunu. Başına kakıyor musun sen kedinin? Mamalarına şu kadar verdim, kumuna şu kadar verdim diye. Faturayı, o gelen o büyük fatura var ya, onu böyle gözüne sokuyor musun? Sen de çünkü öyle bir hava var. Var, hayvan okumayı öğrendi yani, faturalardan şey yapıyor. Ucuz almışsınız falan diye. Okumayı değil de galiba
İnsanoğlunun ne menen bir şey olduğunu öğrendi galiba. Öğrendi hakikaten. Valla işte insanoğlunun ne menen bir şey olduğunu İngiltere'ye bakarak da anlayabiliriz. Oktay Bey çok teşekkür ederiz. Konuyu nereden aldınız, bizi de sürüklediniz. Ama, bir haberin ortasına. Ama İngiltere'de öyle laletten bir yere bakarak göremezsiniz bunu. Tam Londra'da başbakanlık konutu biliyorsun. Downing Street 10 numara diye onun geçer. Onun kedisi var değil mi bir tane? Evet. Şeyle kadrolu. Kadrolu kedi var. Biliyorsun David Cameron başbakan görevi bıraktı. Hı hı. Ne oluyor? O konutu ne yapıyorlar? Boşaltıyorlar. Biliyorsun. Kedi şey mi diyor? Biz sancıyız bunlar yolcu mu diyor? Kedi sabit başbakan müteahhit diye geçer. Kadrolu kediydi değil mi o? Larry'miş ismi. Başbakanlık konutunun kedisi sevgili dinleyiciler bu. Ha şimdi kadın başbakan gelecek. Ay ben kedi sevmem falan, çok tüy bırakır, koltukları cırcırlar falan filan diyor mu? Tahmin ediyorum o gelen kadın da sevmiyordur kedileri ya. Öyle bir katı bir kadın diyorlar değil mi ona? Evet biraz şey. Biraz şey yani. Demirleydi. Hani bir tane İkinci demirleydi. İngiltere'de diyorlar. Bir tane oyum olsa vermeyeceğim İnsan gibi geliyor bana. Neyse fareleri yakalaması için. Ben İngiltere'de olsam benim şöyle sağda solda edeceğim laf belliydi ya, çok güzel. Kraliçeyle benim oyun bir mi? diye dolaşırdım ya İngiliz seçimlerinde. Esas bence Türkiye'de olarak, yani Türkiye'de yaşayan bir insan olarak bunu söylemem mantıklı. Bence söyle. Söyle. Bakalım bakalım kimler laf sokacak sana ve ne olaylar çıkacak. Fareleri yakalaması için 2011'de 10 numaraya kadrosu alınmış. Downing Street 10 Başbakanlık numaraya. Başbakanlık konutunda getirilmiş. Fare mi var ya İngiltere'de? İşte ben de onu yani yapsınlar, fark ettim. Bir saray. Ben de bilmiyorum yani o saray, bir de küçücük bir yer biliyorsun. Evet, saray Downing kültürü Street. De var yani İngiltere'de. Evet, işte ve herhalde kraliçenin sarayı kadar olmasa da yakınlarda bir yerde ufaktan bir saray yapsınlar. Kraliçe yani. İzin vermiyor olabilir. Hani yani burada ben sarayda ben oturayım diye. Sarayda ben olacağım diye. Ondan sonra aslında David Cameron'ın da tam senin kafada olduğu söyleniyor. Dedikodular bu yönde. Kedileri hiç sevmiyor falan. Böyle ayak baş parmağıyla seviyormuş falan. O zaman niye şey yapıyorsunuz efendim? Yani niye aynı evi paylaşıyorsunuz falan? Çıkaramıyorlar işte ya. Kadrolu kedi olduğundan. Sonuçta işte kedi sabit. Dediğimiz gibi sevgili dinleyiciler. Başbakan Downing Street 10 ben numarada. Ben bu kediyi atacağım demiş. Müteahhit. Fazla mesaileriyle bilmem nesiyle öyle bir şey çıkmış ki o kediyi işten çıkarmak korkunç bir şey. Atamıyorsun. İngiliz hükümetinin sırtında bir kamburdur. Kediyi şu anda çıkaramıyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sigortası da tam maaştan yattığı için bir sıkıntı ayrıca. Kısırlaştırma şeyi var mı? Hakkı var mı İngiltere hükümetinin? Ya da o kimin şeyinde? Kraliçeye soruyorlar değil mi yine? Büyük ihtimalle. Yani sıralaştırabilir miyiz efendim? Diye. Başbakan olurken de. Gerçi Larry erkek kedi de çok dert etmiyorlardır. Salıyorlardır arada sokağa. Yani bak biliyorsun İngilizce, biraz da İngilizceden bahsedelim. Bugün hiç İngilizceden bahsetmedik. Doğru. Podcast'lerde aşağıya düşmeyelim aman diye. hayvanlar için ne kullanılıyor İngilizce'de? Sen Anadolu Sesi'nin yedekçisinden kazanmış. İt mi? Evet, it. İt zamirinin kullanılması. He diyorlar ona. Maalesef yasaklandı. He diye geçiyor. Larry için mi özel yoksa bütün hayvanlar için? Hayır canım, Larry için özel. Demirbaş çünkü kendisi. Kadrolu ya. Yani orada ne varsa mesela ankastre fırın var bildiğim kadarıyla. Tabii doğru. 10 numarada. Küçücük tekir bir kedi. Ankastre olmasının sebebi de yani havalı görünsün falan filan değil. Yer kaplamasın. Mutfak şeyinin altında. O bir o fırın var. Bir de işte şey var. Larry var yani. O yüzden hatta Larry'ye zimmetlemiş bile olabilirler. O ben mi batıyorum demiş Larry zaten. Bir tek ben mi demiş şey yaptım demiş. O yüzden bir kere daha hatırlatalım. İnsanoğlu olarak bu yeryüzünde geçiciyiz sevgili dinleyiciler. Lütfen bütün hayvanları bir şekilde kadrolu yapalım. Taşeron hayvana hayır. Çok siyasete girmezsene göre. Yani çok çok siyasi oldu. Politik oldu yani. Oralara dikkat et lütfen. Modern Sabahlar Joy Türk'e modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Olaylar birbirini kovalar, buyursunlar. Bir bayram tatilinde bir fotoğraf vardı. İnternette çok gördük onu. Muhakkak karşınıza çıkmıştır sevgili dinleyiciler. Ege senin de karşına çıkmıştır tahmin ediyorum. Bir meyve ağacının altından geçerken işte eşim hamile meyvelerinizden yedim evet, diyerek bir not bırakan bağlamışlar. Ve evet bir not bırakan ve bir 5 lira bırakan bir olay görmüştük. Bahçe sahibi İstanbul'u şey. Fethetmeye giderken de aynı espri yapmıştım ben. O ne? Zamanında işte o meyve ağaçları öyle anlatılır ya, İstanbul fethi sırasında ordunun geçtiği meyve ağaçlarına keseler bağlanmış falan. Ha diye. Öyle mi? Hı-hı. O esprinin devamı. Tabii şimdi kese zor.
Zor. Evet, o yüzden küçük bir kağıt parçası ve içine sıkıştırılmış 5 lirayla bu bayağı bir gündemde yer almıştı. Bir de böyle haberlere, daha doğrusu böyle olaylara da galiba bu İznik'te yaşanan olay gibi şey var, biraz ihtiyaç var. Yani 5 liraya her zaman ihtiyaç var ya. Doğru. 5 liraya da ihtiyaç var. Böyle olaylara şahit olmaya da ihtiyaç var galiba Ege. Benim ilk aklıma şey geldi. Hamilelere de ihtiyacımız var. Neslimizin devam etmesi için. Doğru. İlk aklıma... Meyvelere de ihtiyaç var çünkü vitamin deposudur. Her şeye ihtiyaç var sonuç olarak. Doğayı zaten kendi kendine bıraksan Ege, hep ihtiyacı olan şeyleri ön plana çıkaracak ama işte bırakmıyoruz ki, insanoğlu olarak illa bir dürtüyoruz. Havalar ısınıyor. Lütfen dükkanlarımızın önüne bir kap sıcak su koyalım. Su koyalım. Bence sıcak su da konabilir. Yani çünkü bir yıkanma ihtiyacı olan insanlar da var. Bence niye hep soğuk su konuyor? Yani hava sıcak diye illa soğuk su mu konacak ya da normal musluk suyu mu konacak? Hayır. Bazen de ısıtıp koyalım. Bazısı belki orada bir kahve yapacak kendine. Şimdi bu olay benim kafamda bir soru işaretine yol açmıştı. Bahçe sahibi Ali Karatekin işte böyle böyle bir olay var diye Türkiye'ye anlattıktan sonra, fotoğrafını gönderdikten sonra, acaba ne kadar yediği belli mi? Niye 5 lira bıraktığı, onun hesabını, yani bütün meyve sebze fiyatına hakim mi? Bilmiyorum ki, şey yemiş, kayısı ve erik yemişti. Yani kayısı şöyle, hayırlı bayramlar abi. Bak ben notu okuyorum, bilmeyen dinleyicilerimizi de şey yapayım. Hayırlı bayramlar abi, kayısı ve erikten aldık. Helal et, eşim hamile diye bir not bırakmış ve içine de 5 lira yazmış. Ama ilk akla gelen soru, acaba 5 liradan fazla yedi de 5 lira mı bıraktı? 5 liradan az yedi de 5 lira mı bıraktı? Ve ya ben mesela kayısı ve erik yesem ne kadar yediğimi bilmem ki, sen bilir misin? Belki bir tane şimdi şey yaptı, ne derler orada, aldı, canı çekti. Sonra iki torba falan aldı, onun kilosu da yani 10 lira falandır büyük ihtimalle, birer kilo almış olsa. Birer kilo değil canım, sadece 5 lirada için cebimizde kaldı diye gitmişlerdi. Sadece yemek için almışlar canım, öyle kilo kilo. Bence alıp da yemek ve satmak için, çünkü çocuğun rızkını da oradan çıkaracaklar. Çünkü bakın bakın ne diyor notta sevgili dinleyiciler. Hayırlı bayramlar abi, buraya kadar her şey normal. Kayısı ve erikten aldık. Evet, altında pek çok anlam yatabilir. Helal et, eşim hamile. Başka bir açıklaması olabilir mi? Kilo şimdi kilo hem satmak helal için diyor, almış. Orada bir de 5 lira da bırakmış. Yani eşim hamile, sonuçta masrafımız çok olacak diye iyi ağacı söküp gitmemiş yani. Yani şimdi tabii yani burada üçüncü kişiler olarak bizim aklımıza bu geliyor ama bir taraftan da bahçe sahibi bunu gururla anlatmıştı. Yani çok mutlu olmuş adam Ali Karatekin. Ali Bey işte bu dürüst davranış işte beni çok duygulandırdı falan filan diye. O takılmamış yani bizim takıldığımız gibi. Belki üçüncü kişiler takılıyor buna ama bahçe sahibinin gönlü gelsin var. Gelsin ben ona yani bahçeyi gelsin, tamamını vereyim demiş ya, adam. Öyle demiş, gelmiş de zaten. Gelmiş o adam ortaya çıktı. Herkesin içine hamile adresin, eşine gelmiş mi? Hamile eşi gelmiş mi bilmiyorum. Gelmemiş herhalde. Kırşehirli Soner Kaya. Bayramımıza başka bir boyut katan Soner Kaya. Yani evet, hanımefendinin eşi. Bu notu bırakan hakkını helal et, eşim hamile, kayısı ve erikten aldık notunu bırakan, İstanbul Pendik'te de minibüs şoförlüğü yapan Soner Kaya ortaya çıkmış. İşte yakınları söylemişler. Ya yeğeni söylemiş. Ya dayı haberlere çıkmışsınız, bakın böyle böyle sizin ya. Artık herhalde bütün bayram sohbeti sırasında Soner Bey bu hikayeyi mi anlattı ya? O bizdik ya, o bizdik diye. Hayır, o bizdik değil, bu hikayeyi anlattı büyük ihtimalle. Yeğeni de oradan mı şey yaptı, birleştirdi. Biz de geçerken şey yedik, oraya 5 lira bıraktık, bir de not yazdım falan diye. Bilmiyorum, anlattı da çocuk nasıl o yeğeni mi uyanmış? Ha, yeğeni uyanmış demiş. Dayı herhalde herkes sizden bahsediyor falan diye. Evet abi, aynen öyle. O zaman falan filan diyerek tekrar Ali Bey ile buluşmuşlar. Yani bahçe sahibiyle. Bu keyifli hikaye bizim bayramımıza da renk kattı. Bu arada bu saatin son şarkısını çalmaya başlayacağız şimdi. Sezen Aksu'nun doğum günü. Ve evet, Sezen Aksu şarkısıyla bitireceğiz bu saati de. Güllerim solduğu dinliyoruz Sezen Aksu'ya. Mutlu yıllar, mutlu yıllar dileyelim bütün sevenleri olarak. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim sevgili dinleyiciler. Yine bir kültür hizmetiyle karşınızdayız. Tam mevsimi bu aralar. Meyveler dallarda doluyor, manavlarda rafları süslüyor. Bol bol alalım, bol bol yiyelim, kışın hatırlayalım. Kışın onları hatırlamanın bir yolu da elbette ki reçel yapmak.
Bugün memleketimizin güzel reçellerini, reçel tariflerini konuşacağız sizlerle birlikte. Aklınıza gelen reçelleri, canınızın çektiği reçelleri bizlerle paylaşabilirsiniz. Şunu keşke biri yapsa veya şunun reçeli neden olmuyor falan gibi konuları bizlerle paylaşabilirsiniz. Telefonumuz 0212 368 62 40, Twitter adresimiz @modernsabahlar, faça sayfamızdan da facebook.com/modernsabahlardan bize ulaşabilirsiniz. Senin sevdiğin reçel var mı yani? Çok var. Aradığın ya. Reçel yani, bir reçel olsa da yesek falan diyor. Var evet ya. Yani şey, vişne ve... Ya ben vişneyi sevmiyorum. Vişne yani en çok sevilen reçellerden yani. Bir tanesi. Bir klasik, klasik ama bana böyle şey gibi geliyor yani. Yani... Çok sevmiyorum ya. Neyse, biz herhalde işte mantıklı zemine oturtmama gerek yok değil mi? Bir reçel çeşidini niye sevmediğim? Ben yani, vişne ve çilek güzel peynirle de rahat rahat yiyebilmek. Hepsini yersin. Yani ya böyle mayhoş mayhoş olanlar var. Mesela portakal reçeli. Peynirle hepsini yersin. Yok ya, yersin, portakal reçelini de yersin. Yemez. Portakal reçelini ben peynirsiz zaten hiç normalde de yemem. Yani onu portakal kabuğunu yiyorsun ya portakal reçelinde. Hı hı. O zaman favori reçellerini mi soruyoruz sevgili dinleyicilerimizin? Yani genel olarak reçel konusundaki düşünceler. Acaba bu arada... ağzımızı sulandırabilecekler. Mesela benim vişne reçeline karşı, Ege'nin portakal reçeline karşı bir mesafesi olduğu ortada. Sadece portakal reçeline değil, benim bütün turunç reçellere. Turunçlu değil mi? Tabii canım, bütün hiç yani reçel seven bir adam değilim zaten de. Yani yokluğunu hiç hissetmeyeceğim konulardan bir tanesi. Ya ben dün bir arkadaşlarımıza gittik dün akşam. Böyle mutfaklarında böyle bir oyalanırken gözüm şeye takıldı. Kavanoz kavanoz reçelleri var. Yani böyle bir şey gibi sanki o. Hani böyle bazı mutfaklarda eskiden vardı, şimdi gerçi yok da. Böyle hani karabiber, tuz, işte kimyon, kekik bilmem ne diye böyle bir baharatlık seti vardır ya. Bizde hepsini, var hala ya. Hepsinin üstünde yazar. Var mı sizde? Ne mutlu sizin size. Mutfakta olmayan her şey eskiden diye annenin evinde olan şeyleri galiba sen düşünüyorsun. Yo, ben çok görmüyorum ya. Bütün hepsi yazıyor mu? Kimyon bilmem ne falan filan. Bizde de var zaten de. Tipinden anlaşılıyor canım. Yan yana yazmaya gerek yok. Ha, şeffaf mı seninki? Sizde mutfakta duran. Neyse, onun gibi böyle dizmişlerdi dün akşam. Gördüm bir reçel şeyini. İşte kayısı, işte ne bileyim incir, bir şey falan, bir sürü böyle bir reçel şeyi vardı. Bazı reçellerin özeniyor insan yani, reçelini öyle yapabildikleri için yapıyor. Karpuz reçeli diye bir şey var, o da kabuğunu yapıyorlar. Yani karpuz reçeli kabuğu var mı ya? Var tabii canım. Eşeğe vereceğin şeyi kaynatıp bir şekilde reçel haline getiriyorsun. Neyse, uzun uzun konuşacağız reçel konusunu. Dinleyicilerimize hatırlatalım bir kez daha telefonumuzu. 0212 368 62 40 telefon numaramız. @modernsabahlar Twitter adresimiz ve Facebook sayfamızda facebook.com/modernsabahlar diyelim. Reklamlarla devam edelim. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Reçellerimizi konuşuyoruz. Reçellerin inceliklerini konuşuyoruz. Lezzetlerini sözlerle anlatmaya çalışıyoruz. Telefonları da alıyoruz bir taraftan. 0212 368 62 40 telefon numaramız. Bir reçelci dinleyicimiz hattımızda galiba. Günaydın efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Kiminle görüşüyoruz? Günaydın. Günaydın. Kiminle görüşüyoruz? Duygu ben. Duygu Hanım, neredesiniz şu anda? Evdeyim şu anda. Evdesiniz. İşe gitmediniz mi? Evet. Yok mu işiniz? Var mı? Yok. Buraları işim yok. İş değiştiriyorum. Peki, tam o geçiş dönemine mi denk getirdik biz de sizi aramayı? Evet. Peki. Siz aramadınız ama ben aradım. Doğru. Siz reçelci misiniz Duygu Hanım? Reçelciyim. Yani seçerim ama reçelciyim. Mesela anlamadım. Hem bir insan hem çileği hem de vişneyi nasıl aynı anda severek hiç anlamadım. Hah! Vallahi doğru ya. Vallahi ağzınıza sağlık Duygu Hanım. Ne kadar farklı değil mi? Evet. Vişne ekşi bir şey. Çilek böyle rayhalı. Yani Duygu Hanım diyor ki halbuki çilek öyle mi ya? Yani ya. Bence de çok mantıklı bir şey söylediniz ha. Ben çok keskin tatlı gitti. Çilek şeyleri, reçelleri seviyorum. Yani ikisi de beyaz peynirle, ezineyle gayet güzel giden şeyler. O yüzden. Duygu Hanım, yapıyor musunuz siz evde? Yaparım. Evet. Yoksa hazır mı alıyorsunuz? Yani. Yok. Hazırları hiç sevmem. Sevmiyor musunuz? Bu böyle şekersiz olanlar var. Yani. Böyle şekersiz olanlar var. Böyle şimdi ayrıca onlar bir popüler oldu marketlerde falan. Öyle mi? Yok. Fikrim yok. Bilmiyorum. Dışarıdan reçel alma huyum yok. Ne aldınız mesela bu sene, var mı yaptığınız reçel? Bu sene çilek var. Çilek var. Çilek aldınız. Aa, ne güzel.
Getirsenize bir kahvaltı. Getiririm canım, canınız sağ olsun. Dükkanda siz bir kahvaltı verirsiniz. Vallahi yok ya, ne vereceğiz? Biz kendimiz yeriz onu. Çok güzel olur hakikaten. Yok, siz de bana kahvaltı verirsiniz. Hayır hayır. Niye kastıyorsunuz? Niye kahvaltı? Canım. Niye kahvaltı veririm canım? Biz kendimiz yeriz. Anlamamazlar gel. Anlamamazlar hala gel. Hala anlamamazlar. Anlamamazlar gel. Yakıştıramıyorum size böyle. Aşk olsun şeyleri. Efendim, buyurun. Bu arada en iyi reçeli söylemek istiyorum. Ben enginar reçeliydi. Enginar reçeli mi? Ne, evet. Ne, şimdi bildiğimiz enginarı ne yapıyorlar? Şekerle kaynatıyorlar. Evet. Serin memlekette yapmışlar tabii ki. Ya sen ne kadar şey bir enginar. Adam oldun Ege. Eskiden böyle yeni tatlara bilmem nelere açıktın. Şimdi iyi diye bir laf ettin ya. Enginar zaten yok. Kendi halinde çok güzel bir şey. Biraz da şekerli kendilerinden. Evet. Onu bir de şekerle kaynatınca güzel bir enginarı ziyan ediyorsun yani. Nereden biliyorsun ziyan ettiğini? Hayır, dana gibi bir şey ya enginar. Dana gibi mi? Yok. Fesme Ildır tarafında bir yerden aldım. Ney tarafı efendim? Ney tarafı? Fesme Ildır tarafında. Ildır'ım. Büyük bir şey ya enginar. Kalbinden yapsalar bile. Yani, nasıl ekmeğe sığdırıyorsunuz onu? Yok, kalbi de değildi. Kalbi de değildi. Bayağı büyük çanak enginarı doğrayarak yapmışlar. Ha, yapraklarını yapmışlar. Löpçem kocaman yapmıyoruz. Hani doğrayabiliyoruz ya meyveleri falan. Duygu Hanım, yaprakları mı yapmış, şey yapmışlar? Doğrusu. Hayır hayır. Çanak yani şey, enginarın kendisini. Enginar'ın zaten bir çanağı vardır, bir de kalbi vardır falan. Onları doğramışlar. Vardı. Küçük küçük. Ekmeğe sığıyor mu mesela? Ekmeğe sığıyor, doğruyorsun, sığıyor. Ben Duygu Hanım, müsaadenizle Ege, evet ben Duygu Hanım, onu anladım, ben onu bir anlatmak istiyorum. Şimdi Ege, bir bütünü doğrarsan daha ufak parçalar haline gelir. Yani mesela enginar, mesela domates. Mesela ben, karpuz mesela. Karpuz kocaman bir şeydir. Ekmeğin içine koyabilir misin? Hayır. Kocaman, karpuzdan yapmıyorlar yani. Evet, ama mesela küçük küçük doğrarsan onu ekmeğin içine. Duygu Hanım, siz çok, çok iyi anlaştınız ya. Hayatınız reçel içinde geçsin. Oralarınıza buralarınıza hep reçel damlasın dileğiyle. Bozuldu. Duygu Hanım. Bozuldu. Müsaade edin, ben biraz toparlayayım. Ben biraz toparlayayım. Enginar reçeliniz sofranızdan hiç eksik olmasın Duygu Hanım. Mutluluklar diliyoruz size. Teşekkür ederiz. Tatlınız eksik, hayatınızdaki tatlar eksik olmasın esas. Ne kadar güzel. Bozulma Enge, bozulma Enge, bak senin memleketin. Bozulacak bir şey değil ya. Ne olacak canım, enginarı da reçel yapma, dünyanın en güzel sebzelerinden ekmeği bir tanesi de. Ekmeği de suyu, doğru ince ekmeği de suyu, hiç kafana takma. Ben öyle düşünmüyorum. Duygu Hanım, çok teşekkür ederiz, sağ olun. Çok sağ olun efendim. Ege en güzel şekilde uğurladı sizi az önce, mutluluklar diledi. Ama hala Duygu Hanım laf söylüyor, ekmeğe de suyu, doğru ince ekmeğe suyu. Sinirlenme reçel canım, bu sen değil niye ya. Sinirleniyorsun? Ben enginar reçelini çok merak ettim. Böyle yeni hakikaten hiç reçelleri merak etmedim. Hiç o kadar merak olmadı, o kadar belli ki. Peki o senin düşüncen, bu da benim düşüncem. Pabucu reçeli diye bir şey var, biliyor musun onu? Bildiğin pabucu. Onu bilmiyorum ama Zahir Zeka demiş ki, kesince oluyor. Zahir Zeka demiş ki bir Gürcü reçeli var. Kiraz reçeli ama çekip... Yazık ya, lütfen Gürcülerimizi küçük küçük keserek, evet onu da şey yapabiliriz ama yazıktır ya, insandır sonuçta. Kiraz reçeli ama çekirdeğini çıkarıp içine ceviz koymuşlar ama kiraz bütünlüğünü koruyor. İşte olsun. Ekmeğe sığmaz. He. Gene dediğin noktaya geldik. Doğru. Hakan Bey, reçel yaparken dikkat etmeli. Bunlar hep Twitter'a yazılan yorumlar. Edmoner sabahlara sizler de yazabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Hakan Bey demiş ki reçel yaparken dikkat etmeli. Kaynama süresi önemlidir. Yoksa kompostodan başlayıp pekmeze, oradan zifte gidebilir demiş. Aman dikkat demiş. Hayırlı yolculuklar diliyoruz tüm kaynayan bitkilere. Günaydın efendim. Günaydınlar, merhabalar. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Serkan ben. Serkan Bey, sesinizin biraz evet. daha yüksek gelme şansı var mı bize? Araç kitinden konuşuyorsunuz galiba. Evet, doğrudur. Şimdi nasıl efendim? Şimdi daha güzel. Daha nereden evet, arıyorsunuz buyurun. Serkan Bey, anlayamadık orası. Diyarbakır'dan dediniz değil mi? Diyarbakır'dan efendim. Diyarbakır'dan. Evet. Peki efendim, siz reçelci misiniz veya var mıdır Diyarbakır'ın kendine özgü reçeli? Diyarbakır'ın kendine özgü reçeli yok da yakın illerin, mesela örnek veriyorum, Elazığ'ın çileği meşhur. Çilek reçeli yaparlar. Ondan sonra vişne ağaçları falan vardır. Vişne ağacından kendimiz mesela tanıdıklardan gidip ağaçlarından beraberce koparıp vişne reçeli yaparız. Ha, hem toplaması bizden hem reçelini yapması bizden diyorsunuz. Aynen aynen, çok daha lezzetli olur hazır reçelden. Bir de şöyle bir ufak bir anımı anlatayım. Buyurun. Birkaç saniye sürecek. Buyurun. Antalya'ya gitmiştim misafirliğe, ziyarete. Evet. Orada patlıcan reçeli verdiler bana hediye kavanozda. Çok, çok güzel. Ev yapımı mı? Küçük küçük, değil yani şey. Küçük küçük kesmişler miydi? Ekmeğe sığıyor muydu? Sığıyordu evet. Peki efendim, çok teşekkürler. Rica ederiz, rica ederiz. Böyle işte patlıcan reçeli ilk defa görmüştüm. Ben de çok
farklı bir şey gelmişti. Ha öyle mi? Yani partizan reçeli ilk defa hediye edilince görüldü ve çok lezzetliydi değil mi? Çünkü hayattaki en lezzetli şeyler hediye edilenlerdi. Beleş olanlar diğer diye bir deyişle. Evet, evet. Aa, inanıyor musunuz? Hiç patlıcan reçeli yemedim ama ondan sonra yani. O reçeli verdiler ama tadına bile bakmadım. Para vermiyorum ama bedava çok olunca seve seve yiyorum. Serkan Bey teşekkür ederiz efendim. İyi yolculuklar size. Hoşçakalın. Rica ederiz efendim. Güle güle. Bu arada Serkan Bey'in hakikaten 2-3 saniyelik anısı da 2-3 saniyeymiş. İlk başta inanmadık Serkan Bey'e. Bence baktık ama gerçekten 2-3 saniye. Anı hakikaten yerinde bitti yani. Çünkü patlıcan reçeli aa diye almış, tadına bile bakmamış. Anı yerinde zaten güzeldir. Yoksa yersiz yani patlıcan anı... da... Musakka da güzeldir, karnıyarık da güzeldir. Yani ya bir sen şey, niye bu kadar muhafazakarsın reçel konusunda? Reçel dediğimiz şey. Bak bir dakika, ben bir dinleyicilerimize şimdi yanlış tanıtıyorsun kendini. Ben dinleyicilerimize bir özelliğini söyleyeyim. Sen mutfakta değişik lezzetlere açık bir insansın. Yani füzyon mutfağını Türkiye'ye ben getirdim. Getirdin diyebiliriz. Yani ama şimdi bu reçel konusunda iki tane şey konuşuldu. Yok efendim enginar zaten güzel bir şey, ne gerek var bilmem ne falan filan. Yani sen böyle bir şey değilsin ki bugün böyle bir şeyin üstünde. Tersliğin fark üstünde. Fark ettiğim şöyle bir şey var. Bütün reçellerin tadı aynı. Çünkü iki parça şeyi bir kilo şekerle kaynatınca şekerden başka bir şey olmuyor. Sen nasıl bütün reçellerin tadı aynı diyerek bir tek şey portakal reçeli, turunç reçelinde bir eşki bir tat var. Yok haksızlık eşki yapıyorsun mi? Canım. Eşki. Sen demek ki kötü reçel yemişsin de ondan ya. Vallahi yani bütün reçellerin tadı aynı olur mu? Bir kere kullanılan malzeme farklı. Tamam şeker aynı sabit de. Yani, işte yaman bir şey. Bir füzyon diye bir şey değil. Yani pabuç reçeli sonuçta. Günaydın efendim. İyi tamam. Ezgi demiş ki bu minnak çilekler dağ çileğidir diyerek bir fotoğraf göndermiş. Reçel fotoğrafı mı? Evet. O Karadeniz Ereğlisi'nde yetişir ve keyif ötesidir diye yazmış. En kısa zamanda oraya bir şekilde bundan yemek lazım ama bu da her yerde var ya dağ çileği. Çeşme'de özel bir kahvaltı yerinde 3 sene önce yediğim kızılcık marmelatını unutamıyorum demiş. Aa bak marmelat ayrıdır. Marmelatın biraz daha benim gözümde reçelden kıymeti vardır. Çünkü ekmeğe sığar. Ceviz reçeli fotoğrafı göndermiş Günşil Hanım bize. Bozcaada'da yediği ceviz reçelini. Olmamış cevizi yeşil kabuğuyla reçel yapmışlar. Bir de gelincik çiçeği reçeli yedim demiş. Gelincik çiçeği reçelini ben de yedim Bozcaada'da. Yani ben Bozcaada'mızın en güzel özelliğidir diye satıyorlardı herhalde. Onu pek şeyini anlayamadım ya. Yani biraz şeker tadı gül reçeli gibi. Gül reçeli mi? Arka arkaya yabanlıklar sayılıyor sevgili dinleyiciler. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? İrem Er. İrem Hanım siz de reçel hastası mısınız? Ya benim sevdiğim iki reçel var. Ben müsaade ederseniz şimdiden gülmeye başlıyorum. Yine sinirimiz bozuldu, anlamadım ki ya. Dut mu? Türk yuvası normal bir konuda konuşuyoruz, onda da gülüyorlar. Hayır hiç bir yani bir iki tane diye bir şey sınırlamanız bir garip geldi bana da ondan. Evet, hayır, ben reçel konusunda fantezileri sevmiyorum. Yani şimdi patlıcanı biz karnıyarık olarak yemek varken neden reçeliyle uğraşalım ki yani? İşte... Aynı kafada, İrem Hanım, aynı kafada bir aynı insansınız. Kafada. Mükemmel bir insan olduğunuzu bir kez daha gösterdiniz. Dut yani dediniz. Yani değil mi Ege Bey, Allah aşkına. Dut ve vişne. Dut ve vişne. Çok mantıklı. Teşekkür ederiz bu iki reçelimizi yani... de paylaştığınız için. İrem ama gerçekten sizin enginara neden reçel yapılmış ki? Ben onu anlayamadım. Neden yapılmasın yani, ki? Neden yapılmasın? Bir ev hanımı neden durup dururken düşünmüş? Ev hanımı mı? Nereden biliyorsunuz yani canım ev hanımının? Yani. Bir reçel ustası. Yani neden bir insan enginardan dur reçel yapayım diye düşünür ki, ben bunu anlayamadım şu anda. Reçel galiba beceriksiz insanın rahatlıkla yapabileceği bir şey. Yani enginar yemeğini yapmak zor falan bir şey de reçel mesela kaynatınca şekerle reçel oluyor. Ye, yaptım diye biliyorsun kavanoza koyduğun anda. Galiba iddiası o. Ne saçma ya. Ne kadar saçma bağladınız konuyu hakikaten ya. Yani sizin gibi kafalar olduğu sürece yeni tatlara asla ulaşamayacağız. Şimdi ya. Mesela limon limon reçeli diye bir şey mesela piyasada yok. Çünkü limonla şekeri kaynatınca ağda olur bildiğimiz gibi. İrem Hanım çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun İrem Hanım, hoşçakalın. Demek ki dünyada bütün reçelciler beni dövmeye geldiklerinde yanımda sadece İrem Hanım olacak. Onu da öğrenmiş olduk. Baran Bey demiş ki Bodrum mandalina reçeli özellikle de Aynur ablanın yaptığı reçel demiş. Bir lütfen fotoğraf... yalnız reklam yapmıyoruz Aynur Hanım kim bilmiyorum ama. Bir de fotoğraf koymuş, hakikaten güzel görünüyor. Bu arada incir reçeli diyen dinleyicilerimiz var. İstersen bir Halil Sezai var mı bilmiyorum. Halil Sezai
isyan. Aynısını yaptım sana. Ha, o zaman gerek yok koymamıza. Tamam. Çok güzel yaptın. Hepimiz mutlu olduk. İncir reçeli diyor. Aklıma da ilk gelen görseli iliştiriyorum diyerek. Halil Sezai fotoğrafını gördüm. Ağlayan, üstelik öyle. Lanetten Halil Sezai değil. Ha, incir reçelindeki sahnesi. Evet, incir reçelindeki. İncir reçeli 1 mi 2 mi bu? Onu araştıracağız. İleride 1'i de seyretmedim ben. 2'yi de seyretmedim ama. Aa, esas ikisi. Çok özür dileriz. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Dünyanın en tatlı konusunu konuşurken bile bir gerilim yaşandı. Demek ki Türkiye olarak hassas bir dönemden geçiyoruz. Belki de ben şahsi olarak hassas bir dönemden geçiyorum. Reçellerden bahsediyoruz. Tatlı tatlı konuşmamız gerekirken dinleyicilerimiz diyorlar ki fantastik reçeller var, onlar güzel oluyor. Ben de dedim ki İşte şekerle kaynattıktan sonra sonuçta reçel oluyor. Ondan sonra Oktay bana bağırdı. Hadi öyle olunca biz sinirimizi dinleyicimize bağırarak şey yaptık. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz, programımız bittikten sonra podcastlerimizi dinleyebilirler. iTunes üzerinden ve neler oldu neler bitti öğrenebilirler. Kim nasıl bağırmış görülebilir. Ege, bu gerilime siz de katılın sevgili dinleyiciler. Reçelleri konuşuyoruz. Dünyanın en tatlı konusunda fikirlerinizi alıyoruz. 0212-368-6240 telefon numaramız, @modernsabahlar Twitter adresimiz, faça sayfamızda facebook.com/modernsabahlar. Reçeller hakkında konuşmak isteyen dinleyicilerimize telefonumuz açık. Alo. Günaydın. Günaydın, ben Fırat. Fırat Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Siz sever misiniz reçel? Çok severim gerçekten. Yani kahvaltının olmazsa olmazıdır. Siz kuafördünüz değil mi Fırat Bey? Evet, ben kuafördüm. Yapabiliyor musunuz kahvaltı? Kahvaltı yapıyorum. Şu anda yapıyorum mesela. Var mı reçel mesela sofranızda? Reçelimiz var ama olması istediğim reçel tabii ki farklı. Şu anda vişne reçelimiz var. Gönlünüzden geçen reçel neydi? Süt reçeli. Süt reçeli. Yani tuhaf geliyor ama gerçekten olağanüstü bir tadı var. Yediniz mi siz yoksa istek reçel mi yaptınız bize? Ben anlamadım. Yok yok. Yedim, daha önce yediğim bir reçel ama inanın böyle bir reçel tadı yoktu yani. O kadar olmaz şey. Tabii süttür o. Şekerli süt, şekerli süt olabilir. Yani valla yaptılar daha önce. Yani reçel kıvamı. Gözünüzle yani, gördünüz mü onu yapıldığını? Evet. Tarifini alamadım ama işte öyle bir kötü bir şey. Neredeydiniz? Nerenin reçeliymiş bu süt reçeli Fırat Bey? Valla onu söylemediler. Bizim ben daha önce başka bir yerde çalışırken bir personelimizin annesi yapmıştı. O getirdi bize. Çok güzel. Bozuk süt getirmiş. Fırat Bey çok teşekkür ederiz. Fırat Bey çok teşekkür ederim. Elinize biraz sağlık diyoruz. Ekşi oluyor. Bir de onun tuzlusu var. Ona da peynir diyorlar genelde. Hatta bir tulumun içine koyuyorlar. Tulum peyniri diyorlar. Ona da tulum reçeli diyorlar. Bazen de. kuşburnu marmelatı demiş Zulu. Aynı zamanda kuşburnu marmelatı böbrek taşına da iyi gelirmiş diyorlar diye. Efendim, böbrek taşı konusunu başka bir gün konuşacağız. Böbrek taşının incelikleri diye önümüzdeki hafta konuşacağız onu diye düşünüyoruz. Reçeli severim, inciri severim, incir reçelini daha çok severim demiş Gagarinovic. Yazdık, aldık, kabul ettik efendim. Ondan sonra o başka değil mi? İncirler olana kadar şeyin şarkısı mıydı? Halil Sezai'nin şarkısı mıydı? Fettah Can'ın şarkısı mıydı? Bilemiyorum. Sevgili dinleyiciler, bu konuda da yardımcı olabilirsiniz bize. Şarkıyı çok iyi biliyoruz ama söyleyen konusunda fikrimiz yok. 0212-368-6240 telefon numaramız. Dur ya, reçel konuşuyoruz şimdi. Tabii tabii, devam edelim. Çok her şeyi konuşacağız bugün. Yavaş yavaş okuyalım, dinleyicilerimiz hakikaten çok güzel. Telefonumuz da var bu arada. Hakan demiş ki efendim, incir ağacının erkeği deniz atı gibidir. Bunu okumadım değil mi? Sana reklam arasında mı okudum ben bunu? Yayında okumadım. Reklam arasında okudum. Efendim, incir ağacının erkeği deniz atı gibidir. İncir reçeli erkek incir ağacının meyvesinden yapılır. Buna da iyilek denir demiş. Reçelle ilgili bir bilgi, iyilek konusuna. Anladığım kadarıyla tip olarak değil yani şey. Deniz atı gibidir dediğin, deniz atı duruma göre dişi oluyor falan. Oradan mı geliyor? Duruma göre dişi olmuyor da yani meyvesini erkek veriyor anlamında herhalde öyle bir şey yapmış. İstersen telefondaki ne incini biliyoruz ne deniz atını. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Cemile ben. Cemile Hanım. Yeni radyomuzda ilk defa size yapacağız galiba yaptık bunu. Yaptık mı daha önce? Size hiç yapmadık mı Cemile Hanım bunu? Ya bu niye yapmadınız? Duyamadım. Siz nereden arıyorsunuz Cemile Hanım?
Ankara'dan arıyorum. Ankara'dan. O zaman size yapmış olmamız lazım ya. Çünkü Ankara'daki bütün Cemile'lere biz ismiyle ilgili o türkümüzü söyledik. Çok yaptık. Yaptık değil mi? Evet, tamam. O zaman bir başka Cemile'yi almak için size güle güle diyoruz. Hattımızda. Yok yok, şaka şaka konuşacağız. Hastası mısınız reçelin Cemile Hanım? Vallahi ben reçeli seviyorum, evet, yani bayağı seviyorum. Fantastik reçelcilerden misiniz yoksa klasik mi? Yok, fantastik değilim. Aslında fantastik tarzları seviyorum ama zincir konusunda ben de biraz önceki İrem Hanım gibi düşünüyorum. Hı-hı. Yani hatta geçen bir iki hafta önce bir şey yemek programında değişik böyle tadlar tanıtım yapan bir yemek programında turna balığı reçelini görmüştüm. Sonucunda gayet böyle yapan bir şey var ya, güzelce yemişti onu. Yani ben düşünemedim, yani balığı zaten hani her balığı yiyen biri değilim, balık çorba kadı geçtim, balık pilava geçtim de balık reçelini ya. Galiba Karadeniz'de de hamsi reçeli yapıyorlar galiba. Evet, yani duymuştum onu. Ya bu kadar da olmaz. Sizin yani dediğiniz neydi? Turna balığı reçeli mi? Turna balığı reçeliydi. O zaman Cemile Hanım, bu sefer bir değişiklik yapalım. Cemile'nin dağlarını söylemedik size. Onun yerine turnalar. Her seferinde bir türkümüz var. Cemile Hanım, sizin evinizde reçel var mı? Bu, yani var. Evde misiniz şu anda? Ne reçeli var mesela? Çilek reçeli var. Vişne reçeli var. Ama ben unutamadım reçeli söyleyeyim. Mesela her yıl işte yani gidebilirsem Adrasan'a gidiyorum. Oradaki reçellerin tadını hiçbir yerde bulamıyorum. Yani hani nerede reçel yapıyor, ne topluyorlar, ne yapıyorlar? Adamlar bir çilek reçeli yapıyor. Ama müthiş bir şey. Hani Bolu'nun dağ çileği reçeli çok meşhurdur ama Adrasan'da o çilek reçeli, o portakal reçeli. Cemile Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Siz bayağı dertliymişsiniz bu reçelle ilgili ya. O kadar yani. Hani öncelikle bir şikayetle başladı. Sonra Adrasan'dan o özlediğimiz çiçekler, unutamadığım çilek reçeller falan dediniz. Yani iyi ki aradınız bizi. Sağ olunuz. Hakikaten zengin bir yayın oldu sayenizde. Çok sağ olun Cemile Hanım. Sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın. Yalnız Cemile Hanım, fark ettiyse Adrasan'da da klasiklerden vazgeçme. Gene çilek reçeli. Çilekten orada gitti değil mi orada? Melis demiş ki nikah şekeri yerine reçel hediye edenlere dikkat demiş. Ve bir paranızı çalmaya çalışıyor olabilirler mi? Hayır, öyle dikkat edin. Öyle olsa satmaya çalışanlara dikkat derdi. Yine veriyorlar bunu. Slogana dikkat diyerek mesela Şeyma İlter 4 Haziran 2016 altında da slogan var. Diye Şeyma ve İlter'e mutluluklar diliyoruz. Reçel tadında bir evlilik olsun. Yalnız esprilerle değil lütfen. Telefonlarımız yağıyor. Reçel konusu kaynayan konuymuş. Son telefonu alalım hadi. Günaydın efendim. Aha son telefon yaşadım. Kimle görüşüyoruz? Doğu Özdemir. Doğu Bey, hoş geldiniz. Aha diye girdiniz canlı yayınımıza. Yanınızda biri var mı? Kendi kendinize mi o nidayı şey yaptınız? Tabii ki kendi kendime. Ben artık kendi kendime konuşmada bir lider misiniz? Jest ve mimiklere de başladım. Yani ne var lan filan diyorum kendi kendime, el kol sallayıp. Yani bence çok da sert girmeyin kendinize. Yok, bayağı kendime, yani hani elimi görebiliyorum ya, o işte sanki şey sallarken. Anlaşıldı. Evet, sabah vallahi sitem edeceğim. Niye? Yani hayatımda daha gidip eve de reçel alayım, kendime de reçel alayım, işte bunun gibi bir takım şeyler var, kuru yemiştir, baklavadır, böyle gidip alıp da eve koyduğum şey, koymadığım bir üründen bahsediyorsunuz. Sabahtan beri reçel valla şey oldum, irite oldum. Madem son telefon, buradan bütün dinleyenlere 70 milyona seslenebiliyoruz malum. Reçelle mi irite oldunuz? Evet, hiç sevmem yani, öyle böyle sevmem. Ki şunu da düşünüyorum, reçel yanlışlıkla şeker katılmış salamuradır yani. Doğrusu salamura, yani tuz atacağı yere şeker atmış arkadaşım bir tanesi, olmuş sana reçel. Vallahi Doğu Bey, çok teşekkürler. İstemeden de olsa bir espriyle kapatmış oldum yayınımızı. Çok sağ olun düşünceyi efendim. Düşünceyi ifade etme özgürlüğüne dayanarak
size teşekkür ediyoruz Doğu Bey. Pek çok dinleyicimizin pek çok tweet'i vardı. Onları pek çok da, telefon da vardı. Teşekkür çalan ederim. Telefonlardan özür diliyoruz sevgili dinleyiciler. Maalesef vaktimizin sonuna geldik. Yalnız süt reçeli ayrı bir tartışma açtı. Varmış. Twitter üzerinden. Ben de duymuştum. Merak onu edenler et model sabahlar üzerinden şöyle bir baksınlar. Süt reçelinin muhallebi olduğunu iddia eden dinleyicimiz var. Karamelin biraz koyu halini olduğunu ifade eden dinleyicimiz var. Yani bir şey gidiyordu süt reçeli diye. Ama tüm dinleyicilerimize teşekkür ederim. Evet, reçel konusunda bir çakallık var ama ya. Bir şeyleri şekerle karıştırıp insanlara yutturabiliyorlar. Var mı diyorsun? Lütfen açık olalım. Gözümüz açık olsun bu tip konularda. Evet. Sevgili dinleyiciler, yarın sabah yeniden Modern Sabahlar'da buluşma dileğiyle veda ediyoruz sizlere. Hoşçakalın. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.